Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Zelenski büyük zafer diye ilan etti. 120 gün 30 yıldır bu anı bekledik dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde ülkesinde aday statüsü verilmesini 30 yıldır beklediklerini belirterek bunun bir zafer olduğunu söyledi. Avrupa Birliği ülkeleri liderlerinin dün Brüksel'de gerçekleştirdiği zirvede adaylık için başvurusu bulunan Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsü verilmesi kararlaştırıldı. Ukrayna tarafından sevinçle karşılanan karar sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de oturuma internet üzerinden bağlantıyla katıldı. Avrupa Birliği ülkesi liderlerine kararla ilgili duygularını anlatan Zelenski, "Devletimizin 30 yıllık bağımsızlığı için, Ukrayna için en önemli kararlardan biri, ancak bu karar sadece Ukrayna için geçerli değil. Bu, Avrupa'yı güçlendirmeye yönelik şu anda özgürlüğümüzü ve birliğimizi koruma yeteneğimizi sınayan Rus saldırıları bağlamında atılabilecek en büyük adımdır. Zirvedeki tüm Avrupa liderlerine teşekkür ederiz. Ellerinde silahlarıyla Ukrayna'yı savunan kahramanlarımıza, Avrupa'nın özgürlüğünü savunan herkese teşekkürler. Avrupa'nın yeni tarihini mümkün kıldığımız için teşekkür ederiz," dedi. Zelenski bu kararın ardından sosyal medya hesaplarından mesaj yayınlamaya devam etti. Twitter hesabından başka bir paylaşım yapan Zelenski, "Avrupa liderlerinin Ukrayna'ya aday ülke statüsü verme kararını takdir ediyorum. Charles Michel, yani Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Başkanı, Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu Başkanı ve Avrupa liderlerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Geç saatlerde bir başka sosyal medya hesabı üzerinden kısa bir görüntülü mesaj daha yayınlayan Zelenski, Rusya'nın ülkesine saldırılarını sürdürdüğü 120 günü ve Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yılını işaret ederek, "Bu Ukrayna ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde benzersiz ve tarihi bir andır. Ukrayna'nın geleceği Avrupa Birliği'nde. Bu bir zaferdir. 120 gün, 30 yıl bekledik" ifadelerini kullandı.